İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel, çok yani gerçekten izlediğinize, seyrettiğinize, emeğinize değecek mükemmel bir ders yapacağız. İnşallah diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir deyimle başlıyoruz. Mehmet can boğazdan gelir. Doğrudur yani bugünlerde doktorların, diyetisyenlerin nedir? Doğru beslenme, kaliteli beslenme, abur cubur, belli ürünleri, hamur işlerini yiyerek değil. Yani vitaminli, mineralli almak, dengeli beslenme denir. Şimdi can boğazdan gelir. Buna dikkat ediyoruz. Ama can yine boğaz yüzünden gider. Bunu söyledik. Şimdi dersimize gelelim. Bunu kalp doktorları, kardiyovasküler sistemle bu doktor arkadaşlar bunu iyi dinleyecekler. Diyetisyenler ve vatandaşlarımız için nedir Muhammed? Kilo problemi olanlar. Buna tabii kilolular falan demiyoruz. Yani kibar kilo problemi olanlar. Yani halk arasında tombişler, tombikler. Tombikler. Benim gibi fit 90 kiloluk adamlar. Ziya. 95. Ziya. 100. Ziya diyorum ama. Tamam 105 olsun. Ama baba. 105. Bak dayar Hadi mısın? neyse ya neyse. Bak neyse yok. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz hem ortaokul talebelerinin dersine hitap edeceğiz. Hem lise talebelerinin sınavlarına yardımcı olacağız. Dersleri işleyeceğiz. Eğitim, öğretim dediğiniz, eğitim dediğimiz yani ders dediğimiz Muhammed bizzat yaşamın kendisiyle ilintili olmalı. Bunu eğitim bilimciler, davranış bilimciler alt kategoriler mesela iş birliğine dayanan öğrenme, yaparak, yaşayarak öğrenme, bizzati içinde bulunarak. Şimdi bunları söyledikten sonra Muhammed'in bir sorusuyla başlayalım dersimize. Muhammed sorunu sen yapmışsın ama ünlem işareti koymuşsun. Sorunun şöyle bir soru var. Basit makinalarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarda işaret koyuyoruz. Yanlış olanlara işaret koyuyoruz. Muhammed sana sorayım bakalım. Sen bu soruyu çözmüşsün. Basit makineler konumuz tamam mı? Basit makineler düşünüyorsun. Evet. İş ve enerjiden kazanç sağlarlar. Hayır. Kesinlikle. Enerjiden asla basit de olsa, kompleks de olsa kazanç sağlayamazsın. Kuvvetten veya yoldan kazanç sağlayabilirler. Evet. Doğrudur. İş kolaylığı sağlarlar, Evet. kolaylık sağlarlar. Bir, evet zaten bizim dersimizin konusu bu. Şimdi geliyor. Bir enerji türünden başka bir enerji türüne dönüştürebilirler. Evet. Basit makinalar. Peki örnek verebilir misin? Şu basit makina şu enerji türünden buna dönüştürüyor. Kinetik enerjiden potansiyel enerjiye dönüştürebilir. O Hani öyle bir makine söyle bana hangisi bu? eğik düzlem. Diyorsun. Vida'da vida sisteme tahta bloka girdiği zaman ne oluyor? Aynı zamanda ısıtıyor değil mi? Evet. Sisteme ısı enerjisi veriyor. Şimdi Muhammed ben arkadaşlara bugünkü dersimizde bunu anlatıyorum. Bak kalorimetre dediğim zaman senin aklına ne geliyor? Bununla ilgili hiç aklında kalan bir şey var mı? Hani böyle bir şey vardı ölçmek için. Ölçüm makinesi. Spreyimizi getirdin mi Muhammed? Tamam. Muhammed ne dedik biz? Ne dedik? Bak. Tamam daha sonra getirsin. Ben onu kenara koydum. Şeyini oraya koy. Yukarıya koydum. Çiçeğin yanına koydum. Ne dedik Muhammed? Getir o zaman hadi. Çabuk. Madem sildik buraya da silelim. Teşekkür ediyorum Muhammed sana. Bu kırmızıyla bu seferki aldığımız kırmızının biraz şöyle dezenfektanla. Evet bu dezenfektanı da söyleyeyim arkadaşlar soruyorlar merak ediyorlarmış. Arkadaşlar bu dezenfektanı ben Suriyeli arkadaşlar bana verdiler. Birleşmiş Milletler'in onlara kontenjan olan verdiklerinden güzel işimizi görüyor. Şimdi Muhammed ne dedik? Kalorimetre. Bak. Kalorimetre.
Metre. Kalori deyince aklımıza ne geliyor Muhammed? Yiyecekler. Dur öyle o ileri gitme. Isı. Evet. Kalori ne birimidir? Isı birimi. Isı. Isı tabii aynı zamanda bir nedir? Enerji. Enerjidir değil mi? Isı birimidir. Biz enerji birimi olarak neyi kullanıyoruz Muhammed? MKS'de. Jül. Ama jülden önce makinalar, ilkel makinalara doğru gitkin var. Odun var, kömür var, petrol var. Değil mi? Bunları hep yakarak ısı elde ediyoruz. Doğru mu? Evet. O zaman kalori kullanmışız. Daha sonra metre, kilogram, saniye cinsinden ifade ederken jül yapmışız. Bizim bildiğimiz nedir Muhammed? Hemen hatırlatalım arkadaş. Bir kalori eşittir 4,18 jül. Doğru mu? Evet. Bugün dersimizde sık sık kullanacağız. Elimde değişik firmaların ürünlerinden aldım. Mesela bir meşhur Türkiye'de bilinen çekirdek markalarından birisi. Bak şurada Muhammed bak gösterebiliyor musun? Bizi arkadaşlar zaten görüyor. Etiket bölümü var. Tamam. Bak etiket bölümünün bir kısmında bloğun şu üst tarafında jül yazar, yanında kalori yazar. Görüyor muyuz? Hem jül cinsinden enerjisini söylüyor hem de kalori cinsinden enerjisini söylüyor. Peki jül ile kalori arasında geçişi nasıl sağlıyoruz? İşte bu alete biz kalorimetre diyoruz. Kalorimetre aslında nedir Muhammed? Günlük hayattan nedir? Direkt o bir şeye benziyor. Hatırlıyor musun? Termos. Evet. Bizim özel bir bildiğimiz termos. Şimdi gel bunu arkadaşlara bir gösterelim. Kısa bir enerjiyle ilgili, ısı sıcaklıkla ilgili bilgilerimizi verdikten sonra nereden çıkmış, nasıl çıkmış ona değinelim. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz Muhammed. Bir kap çiziyoruz. Termos olarak kullanacağımız bir kabımız olsun. Nasıl yapalım? Tamam, şöyle bir kap yapıyoruz. Daha sonra daha da güzelleştirebiliriz bu kabımızı. Şimdi bunu termos hale getirmem için önce bir etrafını elyaf olur, başka bir şey olur. Şurayı yalıtkan bir madde ile ne yapıyorum Muhammed? Buralar yalıtkan madde, doğru mu? Evet. Yalıtkan madde, yalıtkanımızı da kapattım. Bir de ısıyı daha iyi tutsun diye şuralar sırlanır. Yani ayna parlak değil mi? Termosların içi böyle ayna şeklinde camlardır. Biz buna sırlama deriz. Buradaki ısı enerjisi yalıtkandan da az miktarda geçmesini engelleyerek tekrar aynaya çarparak sisteme dönsün. Ve şöyle de bir şey yapabilir miyiz? Belli bir miktarda içindeki havayı alarak boşluk oluşturabilir miyiz? Yani şimdi şöyle yapalım. Bu da yani çok çok ideal, çok çok süper hassas ölçen bir termos, ayrı bir konu. Buraya en güzel kullandığımız sıvılardan bir tanesi ne Muhammed? Su. Peki. Şimdi Muhammed bu termosun içine iki tane delik deliyoruz. Birincisi şöyle. Buraya şu delikten bir termometre sokuyorum. Çünkü ben suyun sıcaklığını ölçeceğim. Doğru mu? Evet. Bu termometrede gösterge değerlerim var. Bu şekilde. Hemen belirtelim biz buna. Ne dedik? Termometre. Şimdi bizim halk arasında derece dediğimiz termometre. Bu tabii bu sokuluyor ama buralar artık yalıtımı sağlanacak şekilde böyle hava mava geçişine izin verilmiyor. Bir plastik ağızlarla, tapalarla kapalı. Şimdi Muhammed bir de bunun bu baş bir bölgesine yine bir başka çubuk gelmiş. Bak bu zaten bizim konumuz bu. Bu çubuk gelmiş. Ama bu çubuğumuz şöyle, yaprakları var. Ben tabii nasıl senin kadar resmi güzel yapamıyorum. Şu şekil, evet, tamam. Şimdi, sonra bu çubuğun, efendime söyleyeyim, bir mekanizma yanında da olur, üstünde de olur. Bir başka şu şekilde bir dişlimiz var. Bunun da
döngüsünü sağlayan şu şekil yatay dişlisi var. Evet. Buna bir tane de hani rahat dursun, havada dursun diye bir ayak koyuyorum ben. Şimdilik arkadaşlar görsünler diye. Tamam mı? Bunu bir silindir gibi düşünüyorsun Muhammed. Şöyle bir silindir olsun bu. Tamam. Şu şekilde. Biraz daha uzatayım. Arkadaşlar görsünler. Tamam. Şu şekilde uzattım. Ve bu silindirin etrafında ne dolalı Muhammed? İpler dolalı vaziyette olsun. Evet. Evet Muhammed. Sana çok yaşayın. Burada da bir kütle var. Ağırlığım var. M kütlesi var. Şimdi Muhammed. Olayın başlangıcında benim sıcaklığım, kırmızıyla işaretleyelim. Olayın başlangıcında benim sıcaklığım nedir? T1 olsun. Tamam? T1 sıcaklığında bu başladık. Şimdi Muhammed, ısı neydi, sıcaklık neydi? Bana hatırlat bakayım tekrardan. Isı bir enerjidir. Sıcaklık ise moleküller arası titreşim. Ne? Öyle dersen karıştırırsın. Sınıfta, sınavda evet. Bir tane öncülden yersin golü. Evet. Isı sistemin toplam enerjisidir. Sıcaklık mesela bir bölümü. Dur. Bu sistemdeki bütün su moleküllerinin titrasyon enerjisini toplarsan ısıyı elde edersin. Peki bu sistemi bir Türkiye gibi düşün. Türkiye'deki bütün insanların servetini toplarsan ne olur? Milli gelir olur. Doğru mu? Peki kişi başına düşen gelir denirse bütün Türkiye'deki paralar toplanır, 82-83 milyona bölünür. Doğru mu? Evet. Isı işte bütün sermaye, herkesin cebindekinin toplamı, sıcaklık ise ortalaması. Evet. Evet. Şimdi Muhammed, peki ben bir çayı karıştırdığım zaman moleküllerin titrasyon enerjisini arttırmış oluyor muyum? O zaman moleküllerin titrasyon enerjisini artırdığım an itibariyle benim sıcaklığım yükselecek mi? Evet. Normalde çayı karıştırırken onu fark edemiyorsun. Neden? Sen çayı karıştırdığında havaya karışıyor. Cam üzerinden ışıma yapıyor. Ama şimdi Muhammed bu kütleyi bulunduğu noktadan serbest bıraktığında ne olacak? Bu kütle aşağı doğru düşecek, doğru mu? Evet. Aşağı doğru düşecek. Bu kütle gelsin buraya. Bu kütle düştü. Bu düşerken ip bağlı olduğu sistem mekanizmayı döndürecek. Mekanizma karıştırma çubuğunu, kaşığını döndürecek. Doğru mu? Bu dönerken suyun sıcaklığını artıracak. Doğru mu? Evet. Sürtünmeyle. Ve bu T1 sıcaklığından nereye çıktı Muhammed şimdi? T2'ye. Nereden çıktı bu? Bu kütlenin aşağı doğru düşmesi. Yani buradaki potansiyel enerji neye dönüştü? Isı enerjisine. Hani bu bir, bak ne var burada? Bir tane çıkrık var. Görüyor muyuz? Dişler var. Bir tane karıştırma çubuğu var. Basit bir makina potansiyel enerjiyi neye dönüştürdü? Isı enerjisine. O zaman basit makineler enerjide dönüşümü sağlarlar. Evet Muhammed, nedir durum? Bir işaret mi var? 14 dakika. Güzel, iyi gidiyoruz. Şimdi o zaman sana söylüyorum. Sen söyle bakayım, potansiyel enerjinin formülü neydi Muhammed? Potansiyel enerjinin formülü? Yükseklik. M, G, H. Evet. Kütle. Doğru mu? Kütle. Evet, çarpı. Kütle ne kadar büyükse o kadar hızlı döner, çabuk düşer gibisinden. Tabii şeyi süreyle ilgisi yok. Kütleye bağlı değil. Yer çekim ivmesi. Evet. Sabit. Bunu sen ayda yaparsan bu sıcaklık farklı değişir. Evet. Dünyada olduğu için genelde sabit alıyoruz. Evet. Sonra ne kadar yüksekten düştüyse evet, ona bakar. Doğru mu? Evet. Peki diğer tarafta Q vardı, doğru mu? Q'yu da öğrencilerin meşhur Kelmacit diye formülleri var. Q eşittir M, C, delta T. Yalnız buradaki birinci M, şuna M1 diyelim. Bu suyun kütlesi, ikincisi de M2 olsun. Tamam, M'ler karışmasın. Birincisi buradaki kütlenin M'i.
Buradaki de suyun kütlesi. Dolayısıyla bak, buradaki potansiyel enerjiyi buna eşitlediğimde ben enerji dönüşüm formülünü ifade etmiş oluyorum. Doğru mu Muhammed? Evet. Şimdi yerim kalmadı. Şurayı biraz temizleyeceğim. Şurayı kaldırıyorum. Peki kalorinin tanımı neydi? Neye biz kalori diyorduk? Bir kalori. Bir suyun bir gramının saniyedeki bir derece artmasındaki bilmem neydi. Tamam. Bir gram maddenin, tabi buradaki suyu kastediyoruz. Bir gram suyun sıcaklığını bir derece, yani 10'dan 11'e, 28'den 29'a sadece bir derece artırmak için gerekli olan ısı miktarına, enerji miktarına ne diyormuşuz biz? Bir kalori. Kalori diyormuşuz, bir kalori diyormuşuz. Tanım cümlesi bu. Peki bu taraf enerji olarak neye eşit Muhammed? Jüle. Bu tarafta neye eşit? Kaloriye. İşte hani bir kalori denklemde yerine koyduğunda 4,18 jül nereden geliyormuş? Buradan geliyor. Burada eşitleyebiliyorsun. Ama son yıllarda milliyetim şunu, öz ısı dediğimiz var ya Muhammed. Hemen kendime bir yer açayım ben. Şurayı tekrardan şurayı sileyim. Hani şu öz ısı C harfiyle gösterdiğimiz bu öz ısıyı biz birkaç yıl önce şöyle verir. Mesela su için söyleyeyim ben sana. 1 kalori bölü gram derece gibi ifade ediyor idik. İdik. Şimdi ne gösteriyoruz? Bunu artık böyle vermiyor. Kalori olarak vermiyorlar da direkt jul cinsinden veriyorlar. Onu birazdan şimdi ifadeyi göstereceğim. Ama eski kitaplarla yıllarca bu şekilde işlendi. Hani karşılaşırmayın diye. Şimdi Muhammed, konuyu arkadaşlara gösterdik. En sonra gösterdikten sonra. Evet. Şimdi sana bir şey soracağım. Gelelim asıl işi koparacak can alıcı noktaya. Tombik arkadaşlar, benim gibi fit arkadaşlar değil. Tombikler iyi dinlemesi lazım. Şey Cem Yılmaz diyor ya, kadrajın altına göstersen elinde patates. Doğru bizim de. Evet, şimdi Muhammed gelelim mevzuya. Şimdi konumuz şu. Şimdi şöyle bir sana söylüyorum. Şöyle bir tepe var. Tamam, böyle bir tepe var. Burada bir kaya var. Bir kaya var Muhammed burada. Şöyle bir kaya var burada. Bir ton. Burada yerden yüksekliği de ne olsun Muhammed? Yerden yüksekliği ne olsun? Onu ben tam rakam olarak yapalım. 100 metre. Tamam. Yerden de 100 metre yukarıda bir tonluk kaya var. Tamam? Şimdi sana soruyorum Muhammed. Sana soruyorum. Buradan bu kaya buraya indiği zaman ne kadarlık iş yapılmış olur? Buradaki potansiyel enerji buraya geldi değil mi? Evet. Bu potansiyel enerjideki değişim kadar yapılmış olur. Dolayısıyla buradaki potansiyel enerjimiz M çarpı G çarpı H mıydı Muhammed? Koyalım yerine. M'imiz ne kadar? Bir ton. Bir ton 1000 kilogram, doğru mu? Evet. G'miz ne kadar? 10 metre bölü saniye gerçek ivmesi. Standart küsurat bizi ilgilendirmiyor, almayalım. H'ımız ne kadar? Ne kaç metre yukarıdan getirdik Muhammed? 100 metre. Tamam. Buradaki potansiyel enerji ne çıktı Muhammed? Yapalım mı? Neredesin? Kayboldun, göremiyorum seni. Evet Muhammed. 1000 kere 1000 milyon yapar. Doğru mu Muhammed? Evet. 1 milyon ne yaptı Muhammed burası? Jul. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kilo kullanıyoruz. Kilo latince ne demekti Muhammed? Kilo latince ne demekti? 1000 demekti. O yüzden şu gıdaların, birazdan hepsini göstereceğim tek tek size. Üzerlerinde şu yazar. Önce şunu yapayım. Potansiyel enerji nedir?
şu 1000 çarpı 1000 gibi düşündüğün zaman burası 1000'dir, bu da 1000 jül, o da kilo jüldür. Doğru mu? Evet. Jülü de gel şeye çevirelim senle. Kalori. Kaloriye. O zaman potansiyel enerji buradan ne çıkıyor? Kalori 4,18 ya. 18 at 4 olarak kullan. Veya 4,18 olsun. 250 yapar. Yaklaşık olarak 250 kilo kalori. Bir dakika şimdi Muhammed. Oraya 5 koysan? Yok. 4,18'e böldüm kafada. Yaklaşık aldım. 4'e bölmekten vazgeçtim. Tamam. Şimdi Muhammed sana soruyorum. Bir dakika. Bu 1 tonluk kayayı buraya getirdin değil mi? Yer çekimi getirdi bu işi. Peki Muhammed diyorum, bu kayayı tekrar buraya götür. Oho. Ne kadarlık bir iş yaparsın enerji? Çok. Ya iş yaparım çok. Bu kadar doğru mu? Evet. Hayır. Bu kadar. Hayır. Bu kadar. Hayır. Bu kadar. Şu hala... Ama yer çekip sana hani karşı şey, değil sana, mi? Bir dakika şöyle yapalım. Muhammed bu tahta ne renk? Beyaz. Tamam. Tavan ne renk? Beyaz. Bulutlar ne renk? Beyaz. İnek ne içer? Ot. Şimdi sen onu... Ama bak burada ısrar ediyorsun. Öyle bütün bilgine rağmen ısrar ediyorsun. İnsan şokta bak. İşte diyorum doktorlar, diyetisyenler, kilo alan arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir tonluk kayayı Muhammed 100 metre yukarıya çıkarttığında yapacağın iş, harcayacağın enerji ne kadar? 200 kilo. Çıkarabilir miyiz bunu biz? Çıkaramayız. 100 metreye 1 ton parça parça götürürüz. Bunu mesela 50 kiloluk yapsak 20 tane yapar. 25 kiloluk yapsak 40 tane torba götürmemiz lazım. 40 torbayı 100 metre yukarıya götürüyoruz ve sisteme ver. Ama şu da var. Kendi vücudumuzda taşıyoruz. Bunu şey yapalım. Kendi vücudumuz ona karşı çıkar. Daha fazla enerji. Muhammed bir dur. Şimdi ben burayı aldım. Şu kısmı siliyorum. Şimdi arkadaşlar değil, fenciler, doktorlar işin şokunda. Şimdi o boğaz var ya, o boğaz. Başımıza bela olan boğaz. Bak şimdi nelere patlayacak. Nelere sebep olacak. Şimdi Muhammed, buradan buraya bizim araba çıkar mı? Bu şekilde. Çıkmaz. Böyle bir eğimde çıkmaz. Ama ne yapıyoruz? Basit makineler dediğimiz, devlet bile yolu yaparken nasıl yapıyor? Böyle bile yapmıyor değil mi? Bizim arabaya diyelim ki 4 kişi 100 kiloluk binse ne yapar? 400 kilo yapar. 600 kilo da yük koy. Of. Ama şunu da söyleyeyim sana. Bu 1 tondu değil mi? 1 ton. Doğru mu? Bizim arabanın kendisi de yani 1 ton 200 gram. O da 1 ton. Dolayısıyla araba kendisini de çıkarmış oluyor. Şimdi gelelim mevzuya. Bir i̇şte dakika. Basit makinelerden bahsetmedik orada. Bir dakika dur. Araba yol üzerinden 100 metre yukarıya 1 tonluk yükü çıkarttığı zaman ne kadar kalori harcar Muhammed? 200. 200 de kendisini çıkarttığı için 400. Peki. Evet, gelelim. Şimdi sayıyoruz. Her markadan aldım da ayrımcılık olmasın. Önce Dido. Evet. Boğazına sahip olamayan benim gibi arkadaşlar. Bakın burada ne enerji var. Bu bomba. Atom bombası bunlar. Şimdi tek tek söyleyeceğim size. Muhammed. Dido üzerinde. Oğlum benim gözüm görüyor. Şunu sen oku. Ben diğerlerini okuyayım. Hakikaten de kötü yazmışlar. Evet. Şunu açtım ben. Eti burçak Muhammed. Evet. Eti burçak. Ne kadar kalori biliyor musun? Ne kadar? 450 kilo kalori. Hı hı. Arabanın bak. Arabayı. Bunu sen eğer arabanın bir sistemle buradaki enerjiyi arabanın yakıt deposuna koyarsan. Ve bu yakıt yandığında da motor gücüne çevirirsen. 25 dakika. Peki Muhammed önemli değil bak. Arkadaşların sağlığı hayatı önemli. Bakın. Ya ne olacak bir çikolatadan? O çikolatadan aldığın enerjiyi harcamak için ne yapman lazım Muhammed? 1 tonluk yükü 100 metre yukarıya çıkartman lazım. Yani şimdi ben oradan... Bir dakika yavaş. Bir dakika. Söyle. Şimdi o 1 tonluk şeyi taşıyarak mı aşağı gönderdik yoksa iterek mi?
Nasıl göndersen gönder. İşi orada yer çekimi yapmış oluyor. İşte ama yer sen çekimi. Aşağıdan yukarıya nasıl çıkarıyorsun? O zorlanacaksın. Yer çekimi sana karşı. İşte o karşılık bu kadar. Biraz yavaş olalım. Biraz yavaş olalım. Şimdi Muhammed. Çekirdek. Tadım diye bir çekirdek. Bak. 559 kilokalori yazıyor. Görüyor musun? Evet. 559 kilokalori. Bundan iki tane çıkarıyorsun. Peki bir litre. Bir dakika yavaş olalım. Ne var elimizde? Hani ya hocam bak çıtır çıtır. Diyet gibi. Bir de bak yine gong denilen bir şey. Hemen okuyorum Muhammed. Kalori miktarını. 454 kilokalori al. 100 gramında. 100 gramında. Bunun da 100 gramında 500 kilokalori. Elindeki kaç gram? Onu da söyle arkadaşlar. 40 gram ama 100 gram olarak hesaba katıyoruz. 40 gramında ne kadar bu? 218. Yani tam yarı yarıya 200 civar. Yani bak şu Dido'yu yediğin zaman bu ha bir de Mülker'den diye tüm firmalarımıza eşit davranalım. Dido yediğin zaman Muhammed Dido'dan aldığın enerji şunu görüyor musun çikolata? Yağ yoğun enerji. Bunu sen arabanın motoruna benzin olarak şu kadarlık 40 gram benzin, dizel yakıt. Bu arabayı buradan buraya çıkarır mı? Çıkarmaz. Çıkarır. 100 metre. 40 gramlık da aynı enerji mi var onların içinde? Bunun daha fazla var. Sadece motor çikolatayı enerjiye çevirecek potansiyel yapıda değil. Benzini, dizeli. Biyoyakıt diye bir şey duydun sen biyoyakıt. Evet. Nedir? Yağlar esaslı. Biyoyakıt. Evet. Eğer bunu yağın arayıştır sisteme koyarsan bak buradan elde ettiğin yakıt bunu buraya çıkarır. Evet. Devam edelim. Bir dakika bekle. Ya bir, ikisi bir arada. Bu da üçü bir arada. Bakalım kalorileri ne yazıyor. Bunlar hep hesaplanmış. Beşi bir arada da oldu. Evet Muhammed. Gözüm yanlış görmüyor ise. Allah Allah. Muhammed sen şunu düzgün oku. Ben onu okuyamadım. Ben şunu okuyacağım. Çok küçük yazmışlar yine de. Evet 45. 150'ye 45 diyor. Şu ikisi bir arada görüyor musun Muhammed? O 76'ydı. Tamam hatırladım ben. Muhammed ver onu. 100 mililitresinde 40 kilokalori. Bak. Hayır. 76. Bu 200 mililitresinde 45. O. Onu okumadım. Da o kadar. Bakın. Şu bunun iki katı. Çünkü şeker var. İkisi bir bundan içsen bu işin yarısı kadar enerji almış oluyorsun. Devam edelim bir dakika. Al. Bir çay. Soğuk çay. Doğuşun çayı bak. Evet. Ne kadarmış Muhammed bunun? 250 değil mi? Evet. 250 mililitresi. Bakalım ne yazıyor? 30. 100 mililitresi. Bak 100 mililitresi 31.3. 200'ü 62, yarısı kadar daha koy. Yaklaşık bak Muhammed bunu içtiğin zaman 80 kalori. Duruyor musun? Evet. İnsan vücudu bak motoru görüyor musun? İnsan vücudu motor. Bu motor gıdayı enerjiye çevirecek şekilde. Bundan glikozu enerjiye iki çevirecek tane, şekilde. 2-3 tane içtiğin zaman bak bundan 3 tane içtiğin zaman oradaki enerji 1 tonluk kayayı 100 metre yukarıya çıkar enerjiye denk. Yine cips. Hani sen çok abur cubur seviyorsun. Cipste müthiş bir enerji var. Yağ kızartması. Onu da söyleyelim. Muhammed sen. 100 gramında kaç var mı? 485 mi yazıyor? Bir bak bakayım. 400 küsür kalori diyor. Ne kadarmış? 100 gramında 485 kilokalori. 100 gramında 485. Elindeki kaç gram? Elimdeki kaç gram hemen bakayım diyeceğim. Üçünden. Üstünde 25 yazıyorum. Gram sayalım bunu. O zaman 4 tanesi. 121 kilokalori. Bundan en küçük cipsim 1 liraya aldım ben bunu. Evet. Neymiş Patoz marka 1 liraya aldım. Evet. 20 gram yazıyor bak. Evet. 20-21 gram diyor. Biraz daha fazla olabilir. Ben şey yapamam. Aç da yiyelim bari. Diyorsun. Biz o kadar ders yaptık. Hala sen homide gırtlak. Şimdi sayın arkadaşlar.
bu gıdalarda gereksiz, vücudumuzun istemediği bir dilim ekmeğin başımıza açtığı belayı görmüş oldunuz. Burada bugünkü derste ne yaptık Muhammed? Basit makineleri anlattık. Isı sıcaklık anlattık. Kalorimetreyi tanıttık. Enerji dönüşümlerindeki farkı gösterdik. Doğru mu? Evet. Şimdi Muhammed, 1 litre benzin nereye kadar götürür bizim arabamızı? Bu 100 metre. 1 litre benzin yaklaşık 1 kilometre yukarı çıkarabilir. Tırmanış şeklinde. Yani. 100 metre onun ne kadarı? Onda biri. Dolayısıyla bak şöyle bir yanlış hatırlamıyorsam 100 gram yağlar yaklaşık olarak Muhammed 600 ile 700 kilo kaloriye denk. 600 bin kalori. Evet. Bak 100 gram yağı arabanın motoruna biyoenerji olarak koyduğun zaman bu ne kadar? 1 tonluk kayayı 100 metre 600-700'e götür. Bir de arabanın kendisinin 1 ton olduğunu düşün. 2 ton. Dolayısıyla ne yapar? 300-400 metre. 300-400 metre. Hayır. Evet, evet. 300-400 metre kadar yukarı çıkarır. Evet. Arkadaşlar boğaza dikkat ediyoruz. Başımıza ne gelirse boğazımız yüzünden geliyor. Ha diyeceksin ki hocam sen millete akıl veriyorsun da sen işte kelin ilacı olsa kafasına sürer. Biz de dayanamıyoruz. Şunu unutmayın. Bu adam 5-6 sene öncesine kadar üçgen vücutluydu. Fitti. Small giyiyordu. Evet. Benim elbiseyle şu anda kendisi giyiyor. Muhammed teşekkür ediyorum. Senin emeğine de sağlık. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. İnsan vücudunun bu kadar yemesinin sebebi her ne kadar modern bir insan olsak da beynimiz mağara zamanlarındaki gibi çalışıyor. Yiyebildiğin kadar ye, kıtlık gelebilir. Bu ne lan? Kış uykusuna yatan ayılar gibi yağ mı depolayacağız? Evet, binlerce sene önceki. Ama onların vücudu ona göre adapte oldu. İnsanın vücudu ona göre evrilmedi. Aman ha, kapat videoyu, teşekkür ederim.